32. tespiti ben arz edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra Ehl-i Sünnet Mektebi'nin ekolleri, Ehl-i Sünnet Mektebi'nin sütunları, Ehl-i Sünnet Mektebi'nin kaleleri birinci derecede, birinci basamakta halifelerdir. Halifeler. Halifelerden sonra mezhep imamlarıdır. İkinci kademede, ikinci basamakta mezhep imamları. Mesela Ebu Hanife Hicri 80. senede dünyaya gelmiştir. Yani Peygamberimizden 70 sene sonra Hicri 80'de Ebu Hanife dünyaya gelmiş. Maliki, Şafii, Ahmed İbn Hanbel, bunlar Ehl-i Sünnet'in ikinci zaman olarak ikinci kademedeki kaleleridir, sütunlarıdır. Üçüncü kademede ise hadis alimleri gelmiştir. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Üçüncü derecede hadis alimleri gelmiştir. Üçüncü derecede gelen, bakın mezhep imamlarından sonra da üçüncü derecede dünyaya gelen hadis alimleri demişler ki kâle Resulullah. Resulullah şöyle buyurdu. Resulullah böyle buyurdu. Ve Peygamber Efendimiz adına hadisleri toplamışlar, yazmışlar. Ve yazarken de demiş falanca falancadan nakletti, falanca falancadan nakletti. Kâle Resulullah. Resulullah şöyle buyurdu. Ancak üçüncü sütundan, üçüncü kaleden, üçüncü kademeden önce gelen mezhep imamları kâle Resulullah dememiş. Resulullah böyle buyurdu dememiş. Demişler kultu. Şu konuda ben şu fetvayı veriyorum. Bu konuda ben şu fetvayı veriyorum. Bu konuda benim görüşüm budur. Bu konuda benim düşüncem budur. Kultu. Ben böyle diyorum. Şimdi Ehl-i Sünnet'in sütunlarına bakıyoruz. Birinci sırada olan sütunlar hadis bilmiyor. Ki dün arz ettik. Yani halifeler hadis bilmiyor. Dün bunu söyledik. Buhari'de Ebu Bekir'in 30 tane hadisi var. Ömer'in 90 tane hadisi var. Osman'ın 20 tane hadisi var. Müslüm'de Ebu Bekir'in 30 tane hadisi var. Ömer'in 50 tane hadisi var. Osman'ın 15 tane hadisi var. Ki bunu söyledik. Birinci derecedeki alimleri, sütunları hadis bilmiyor. İkinci derecedeki sütunları, yani mezhep imamları, kultu diyor, ben böyle diyorum diyor. Üçüncü derecedeki sütunları, hadis alimleri, kâle Resulullah diyor. Diyor, Peygamber böyle buyurdu. Şimdi, 32. tespitimizde biz, Ehl-i Sünnet kardeşlerimize soruyoruz. Sizler neden Resulullah böyle buyurdu diyen Buhari'ye, Müslim'e taklit etmiyorsunuz da ama ben böyle diyorum diyen mezhep imamlarına taklit ediyorsunuz. Neden? Mezhep imamları anladıklarını demişler. Anladıklarına fetva vermişler. Kultu demişler. Ben böyle diyorum. Hadis alimleri kâle Resulullah demişler. O zaman siz biz Hanefiyiz demeniz yerine biz Buhari'yiz. Biz Buhari mezhebindeniz. Biz Müslim mezhebindeniz. Biz Tirmizi mezhebindeniz. Çünkü onlar
Resulullah böyle buyurdu demişler. Ama mezhep imamları ben böyle diyorum demişler. Şimdi ben böyle diyorum diyen mi doğrudur? Yoksa Resulullah böyle buyurdu diyen mi doğrudur? Bu bizim 32. tespitimizde Ehl-i Sünnet kardeşlerimize sorumuz. Neden hadis alimlerine taklit etmiyorlar da ben böyle diyorum diyen alimlere taklit ediyorlar?